Tekrar merhaba. 7. bölümün son videosuna geldik. 5. video. Burada daha önce işlediğimiz konularla ilgili örnekler yapacağız. Ufak bir test yapacağız ve özetleyerek bölümü tamamlamış olacağız. 4 tane örneğimiz var. Yani örnek dediğimiz 4 eli birden oynayarak. Bakalım. Konuşmalar bir tref, bir pik. 3 pikten sonra 4 sansotu, 5 kör cevabına yani 2 kart dam yok. 5 kör dendiğinde artifisyel bir konuşmaya doğu kontrledi. Ruva sonrasında da 5 sansotuya 6 karo ve 6 pike bağlandı. Şimdi 5 köre kontr gelmese doğudan biz herhalde karo damını atak ederdik. Ama ortak kör istiyor. Kör hata yapmamızı istiyor. Öyleyse körle devam edelim. Bakalım ne olacak. Şimdi kör istediğine göre dama ruva kondu, as gitti. Yani herhalde artık valesi var diye umuyoruz. Şimdi biraz riskli bir kontra benziyor. Defans 2 tur pik oynar. Şimdi tref oynar, empas yapar. Ruva alır ve herhalde kör valesini hemen tahsil eder. Burada kısa bir duralım. Elleri görelim. Ruva vale 9-8'ine güvenerek kör hata istemiş. Tabii şu şeyler yer değiştirse damla 4. Körden hiç löve alamayabilirdik. Biraz riskli. Ama kör hata işe yaradı. Bu arada Declan açısından şunu söyleyeyim. Çok empaskolik bir oyuncu gibi oynadı ve çıkacak kontratı batırdı. Bu kontrat nasıl çıkardı? Onu söyleyeyim. Şimdi bir yandan da geriye doğru saralım. Yani saralım dedim, en başa dönelim. Şimdi bu kontrat şöyle çıkar. Tref empasına gerek yok. Defansa tref oynatarız. Yani özellikle doğuya tabii. Ya da yani defans ya tref oynamak zorunda kalır ya da bizim her iki elden de çakabileceğimiz kırmızı renklerden biri. Bunu yapabilmemiz için iki tur kozu çektikten sonra karoları elimine edelim ve körle eli dışarı verelim. Bakın ilk tur kör damı koymadık. Asla aldık bu sefer. Şimdi kozları temizledik. Sıra karoları temizlemeye geldi. Yapmamız gereken konu bu. Şimdi karoya çakar. Kör damı oynayıp da ruvaya eli verdiğinde doğuyu sıkıştırmış olacağız. Ne oynasın? Ellerde açık görüyoruz. Tref oynarsa treften el kaybedecek. Kör oynarsa da elden tref kaçarız, yerden çakarız. Böylece başka löve de verilmez. Kontrat bu şekilde çıkarılmış olur. Evet, tref kaçtık, çaktık ve gerisi beklenen. Yani bu kontrat böyle çıkar. Kalanlar zaten koz. İkinci örneğimize bakalım. Şimdi konuşmalar bir tref, bir pik, bir sansotu, üç sansotu. Doğunun kontrolü ne diyor? Pik hata istiyor. Bize kalsa hiç bu kontrol duymasak
Kör Valesi'ne atak ederdik. Hiç fire vermeyecek bir atak olurdu. Ama ortak pik atak et diyor. Pik onlusunu atak etmemiz lazım. Edelim bakalım ne olacak. Ortak kontr diyerek pik atağı istedi. Bakalım neden istemiş. El bize kaldı. İlginç. Şimdi ası koydu. Ama eller bu şekildeymiş. Yani şimdi ilk kağıt tuttuğunda Doğu kontratı batıracak ki o da tref ası. Zaten mutlaka löve alacak. Eli gerçekten pik atağı isteyen bir elmiş. Şimdi piklerini tahsil eder. Muhtemelen de başka löve alamaz defans ama kontrat bir batar. Trefler hazır. Körler hazır. Demek ki karoları boşlayacak iki taraftan da son karosunu tutacak ve kalanlar da toplayacak. Beş löve verdi ama. Bir örnek daha yapalım. Bisans otuya iki tref, ortak kontrol dedi hemen. İki pik, dört pik. Şimdi bu iki trefe kontrol olmasa herhalde tref ruayı atak etmeyi düşünmezdik. Ama ortaktan bir talep geldi. Şimdi bunları hep şey diye görelim. Emir değil ama emre yakın talep istiyorum. Hani varsa daha kuvvetli bir neden, tref hata yapmamak için çok iyi bir nedenim varsa, atıyorum şimdi karolar böyle değil de o 2-3 yerine as, ruha, dam falan olan bir şey olsa anlarım. Ama şimdi tref ruayı atak etmesi lazım. Yapması gereken bu. Tref ruha atak edilir. Bakalım ne çıkacak. Muhtemelen evet ası koydu. Ası koydu. Trefle devam etti. Artık bizim herhangi bir el alma şansımız yok. Elleri de görelim bu arada. Şimdi Doğu 3 tur tref tahsil edecekmiş. Güneyde de bir sansu taşına göre 15-17 var. Bu durumda aslında Doğu bizde puan olmadığını anlayacak. Ve şimdi aparkat boks deyimi alttan yukarı doğru bunu denemekmiş. Bakalım nasıl oluyor şimdi. Tref oynadı. Evet. Ortağımız bu trefe büyükle çak. Ve yani ortağımız derken tabii şimdi Doğu elini açınca bir an öyle düşünün bunu düşünecek. Amacı işte burada olduğu gibi promote, terfi ettirmek kendi kosun. Şimdi dam 8-9'dan 10'luyu çıkardığı için artık bir lövede pikten alacak. Ne yaparsa yapsın. Batı'da yani biz diyelim bu durumda trefi görünce büyükle çaktık. Ortağımızın ne istediğini anladık. Üç lövemiz vardı. Pik damı da kontratı batıran löve olacak. Evet. Bir örnek daha yapalım. Bir sansotu, iki sansotu, üç sansotudan sonra ortağımız Doğu pas dedi. Yani böyle bir kontrol duymasak tref damını gözü kapalı atak ederdik. Ama şimdi bir kontrol var. Diyor ki ortak bende kapalı bir renk var. Hiç rakip renk konuşmadı. Onu bul. Ne olabilir? Kör olamaz. En zayıf rengimiz pik, pik olmalı. Tabii şu anda şu aşamada yeri görmediğimizi de düşünelim.
Şu anda hani yer açık gibi duruyor ama aslında yeri görmeden bakarsak pik istiyor. Yani bakın hemen aldı valeyle ası çekti. Ruvayı çekti. Kapalı piki varmış. As Ruva'dan vale 8. Ve 5 löve pikten alacak. İşi bitirecek. Biz tref hata yapmaya kalksaydık bu kontrolü duymadan, dikkate almadan ne olurdu? 2 tref, 4 karo etti 6. Körden de 3 el etti 9. Kontrat çıkardı. Halbuki şimdi kontrat batıyor. Buradaki örnekler yani atak gösteren kontrolün ne kadar önemli olduğunu, kontratı batırmakla batıramamak arasındaki farkı gösteriyor. Şimdi bir de bütün bu öğrendiklerimizle ufak bir test yapalım. Batıda oturuyoruz. Konuşmalar bu şekilde, artık tek tek okumayayım. Elde bu şekilde ne atak edersiniz? Top sizde. Bence olduğu gibi size düşünmeniz için süre veriyorum. 20 saniye. Pik hata yapacağız. İki parça pikimiz var. Pik 6'yı. Ortağımız pik istiyor. Bu örneğe bakalım. Bakın konuşma. Elimiz aynı bir el. Konuşmalar değişti ama. Yine pik 6'yı atak edeceğiz. Ortağımız trap pas yapmış olmalı. Yani elinde muhtemelen 5 parça pikte onun var. İyi de hem de pikleri. Ve ilk tur pas geçmiş. Arkasından da bir sansotya da kontr demiş. Yani pik hata istiyor. Zayıf pikler çıkmalı yani. Böyle bakalım. Ellerimiz hep aynı. Aynı ellerle oynuyoruz. Şimdi hiç renk konuşması yok. Ortak kontrol et. Aslında diyor ki benim kapalı bir rengim var. Onu bul. Ne olabilir? Kör olamaz, kara olamaz. Yani tref belki ama en kuvvetli ihtimal pik gözüküyor. Çünkü bizde iki parça. Şimdi elimiz değişti, konuşmalar da değişti. Bakın bu sefer kont yok. Ortak kör istemiyor. Karo istemiyor. 5 karo da 6 karo da kont demedi. Ne istiyor? Ekoz da istemeyecek herhalde. Geriye bir tek tref kalıyor. Yani 5 karo kont deme, 6 karo kont deme. Demek ki treftir. Normal olarak tref hata yaparız. Buna bakalım. Bu elle ne deriz? Bu el çok zayıf. Hani iki karoya kont demek için zayıf bir el. Ortağın karo atağı bir işe de yaramaz. Kontrat muhtemelen sansotu da kör olacak. Ama karo göstermek için zayıf bir el, pas demek en uygunu. Pardon, bunu bir daha geri alalım. Bu elle aynı
Elin aynı konuşmanın üç farklı eli var. Şimdi elimiz değişti. Altı değil, beş parça. Ruh adam ondan başlayan karo. Ne deriz? Buna kont diyebiliriz. Şimdi iki karo artifisyal. Yani köre transfer. Karo atağı uygundur. İster kontrat sansot olsun, ister kör olsun. Bir örnek daha bakalım. Burada bayağı bir şeyimiz var. Bayağı bir kaç parça? 4, 8 parça karomuz var. Şimdi artık kontrat kör olma ihtimali var. Sansot olsa karodan batırmamız garanti ama kontrat kör olunca karo atağının çok büyük bir esprisi olmayacak. Çünkü 8 parça karomuz var. En az 2 belki 3 de kuzeyde çıkar. İşimiz karo ile batıramayız. Ama kozumuz çok güzel olduğu için, çok kuvvetli olduğu için 4 karo dememiz 2 karonun üstüne bambaşka bir noktaya getirir. Artık defans demeyeyim, kuzey güney 4 kör demeye cesaret eder mi? Edemez mi? Muhtemelen Sanzo, artık zaten Sanzot'u geçti. 4 seviyesine çıktık. Fakat çok kuvvetli karomuz var. Kaç kaybımız var? Karoası karşı tarafta olsa 5 tane kaybı olan bir kontrat olur. Hele zonda değilsek, rakip de zondaysa çok işe yarar bir araya giriş olur. Yine değişik elleri göreceğiz. Bu sefer konuşmalar 2 sanzotu, 3 sanzotu ve kontrat. Batıda oturuyoruz. Ne atak edelim? Şimdi kör ata bize kalsa kör ata yapardık ama bir kontrü var. Ortak diyor ki kapalı bir rengim var. Onu bul. Şimdi karoası bizde. Karo değildir. Pik valemiz var. Çok zor. Yani rakip 2 sanzotu 3 sanzot diyor ve elinde pik asruva damın hiçbiri yok. Zor. Ama en kuvvetli yani istatistik olarak da olasılık hesaplarına bakıldığında en kuvvetli tref olması gözüküyor. Tref atak etmeliyiz. Madem kontrol dedin bu anlama gelmeli. Böyle bakalım. Şimdi artık tref değil. Bekledim. Karo da olamaz. İşte bu burası çok zor. Kör mü diyor, pik mi diyor. İkisi de en küçük iki marka. 3-2. Çok zor. Yazı tura atmak gibi bir olay bu. Ortak majör renklerden birini istiyor ama hangisi? Maalesef elimizde hiçbir ipucu yok. İkisinden biri. Ama hangisi? %50 şansımız var. Yani ya büyük bir zafer ya çok büyük bir felaketle karşılaşacağız. Devam edelim testlere. Bu sefer konuşmalarda batı olarak 4 pikle araya giriyoruz. Şimdi 6 kör oynayacak kuzey. Doğu atak edecek. Ne diyelim? Şimdi tabii daha önce bunu benzer örneği yaptık. Hiçbir şey demezsek ortak pik atak yapar. Ama biz pik istemiyoruz. Başka bir şey istiyoruz. Yani koz da değil tabii.
Önümüzden 5 tref geçti, sesimizi çıkarmadık. O da değil. Öyleyse geriye bir tek karo kalıyor. Yani karo mu? Şigan, karo ata yap ortak diyoruz. Şimdi bir karonun üstüne bir kör dedik. 4 tref ve 6 trefe geldiler. Yine doğu atak yapacak. Bu elde ne diyelim? Bu elle dememiz gereken kontr. Neden bir kere ortağın kör hata yapmasını istemiyoruz? Kör hata hiçbir işimize yaramayacak. Güney bir karo açtı ve altı trefe bağlandı. Aslında umudumuz ortağın pik hata yapması. Pik asruayı alabilirsek belki kontratı batırabiliriz. Tref ruhanın çünkü enpasa girme ihtimali yüksek. Ama kör hata hiçbir işe yaramayacak. O kesin. Ortağımız tabii tahmin edebilecek mi peki? Kolay değil. Belki karo sancak. Eline bağlı tabii. Eline bakıp anlamaya çalışacak. Şimdi konuşmalar. Yine batıda oturuyoruz. Doğu bütün bu konuşmalardan sonra bir kontr dedi. Ne istiyor? Ne hata istiyor? Konuşmalara ve ele bakalım. Şimdi konuşmalarda bütün şeyden sonra kontrol demesi karo ata istediğini gösteriyor. Bakın güney bir pik açtı. 2 karo, 4 karo bu bir destek. 4 pik deyince şilem araştırmasına giriyor ve 6 pike bağlıyor. Şimdi kuzey güneyde 2 tane fit var. Biri pik, biri karo. Elimize bakarsak karomuz 4 parça. Muhtemelen ortağımız da şigan. Ve elinde de bir tane de as olmalı. Buna düşünerek karo hata yaparız. Artık inşallah çakar ve aslında tahsil edip kontratı batırabilir. Yani pasif defans yapalım, pik hata yapalım ya da sıralı körden kör konuşulmamıştı kör hata yapalım. Ortağın kontrolünden sonra doğru değil. Ortağımız kontrol dedi. Demek ki bir çakası var. O da karo olmalı. Şimdi bölümün bir özetini yaparak tamamlayalım. Şimdi bütün bu konuları gördük kısaca. Şimdi artifisiyel konuşmalar ne oldu gördük. Şimdi en yaygın atak gösteren kontrollar bir tanesi 3 sanzotuya karşı yapılanlar. Şileme karşı yapılan kontrollar ve Steyman, Jacobi Transfer, Splinter, 4. Renk, Qubit gibi artifisiyel konuşmalara atılan kontrollar. Yani Roman Keycard, Blackwood'dan sonra verilen cevaplar gibi. Eğer sizin taraf renk göstermiş ve rakip şilem oynuyorsa, kontr ne defans renginin, yani bizim tarafın konuştuğu rengin, ne de kozun atak edilmesini ister. Eğer sizin taraf, yani defans, renk göstermemiş ve rakip şilem kontratı oynuyorsa, kontr yerin ilk renginin atak edilmesini ister. Ortak baraj konuşması yapmış ve şilem kontratına kontr demiş ise, elinde
Shigan bir renk var demek. Yani o rengin atak edilmesini istiyor. Ona çakacak. Eğer rakibin Shilem kontratına sadece sizin okuduğunuz rengin atak edilmesiyle batırılabilecek bir durum varsa sakın kontur demeyin. Neden? Şimdi diyelim sizin taraf pik demiştir. Rakip de bir şekilde Shilem'e gelmiş. Şimdi kontur demezsek ortağımız pik atak etmesini bekliyoruz. Pik astroa bizde ise ve buna da batırabiliyorsak batıracağız. Hani şimdi pik astroası değil de biz pikle araya girdik ama atıyorum şimdi tref astroası bizde ise kontur ise ortak benim rengimi değil farklı bir rengi atak et. Orada hemen kontratı batırabileceğiz anlamına gelecek. O yüzden tersten gidersek kendi okuduğumuz rengin atak edilmesini istemek için pas, istemiyorsak kontur dememiz lazım. Rakip sadece Sanzot'u okumuşsa ve kontur dendiyse bu bir kapalı renk var, bunu bulmaya çalış. Muhtemelen en zayıf rengini atak edecektir atakçı. İlgiyle takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. 7. bölümün sonuna geldik. Son bir bölümümüz kaldı. 8. bölümle bu seriyi sona erdirmiş olacağız. Görüşmek üzere.